Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte geçtiğimiz dönemlerde işlenen Aleyna Çakır cinayeti veya şu anda kamuoyunun bizlere paylaştığı kadarıyla bildiğimiz türden anlatıyorum. Aleyna Çakır'ın ölümü hakkında biraz konuşmak istedim. Bu konu hakkında biraz araştırmalar yaptım ve birçok kaynaktan topladığım bilgileri tek bir videoda buluşturmak istedim. Bu videoyu da çekme amacımın tamamen ortadaki birçok yanlış ve kirli bilgiden arındırılıp sizlere doğru, şeffaf bir şekilde bu bilgilerin iletilmesi aslında. Bu konu hakkındaki devam eden gelişmeleri anında öğrenmek istiyorsan aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerini bana yorum olarak iletmeyi unutma. Hadi şimdi hazırsan videomuza geçelim. İntihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un yayınladığı video sosyal medyada aynı gün içerisinde çok fazlaca izlenmiş ve Türkiye olarak büyük bir tepkiyle karşılaşmış. Bu hafta gerçekleştirilen Müge Anlı'nın programında ise görgü tanıkları Ümitcan Uygun'u gece kulübünden tanıdıklarını beyan etti. Şimdi gelelim olayların yaşandığı ana, neler yaşandı o gece. Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde salonda yerde yüzüstü yatar şekilde ve hemen boynunda bir bornoz kuşağı bulunmuştu. Buraya dikkat edelim. Genç kızın cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, 17 Nisan günü kız arkadaşı Sema Esen'i yani Aleyna Çakır'ı bayıltasıya kadar dövdüğü ve bu anları canlı olarak Instagram üzerinden yayınlandığı bulundu. Sema Esen'in cesedini bulan sevgilisi Ümitcan Uygun, polise verdiği ifadede ise "Aleyna bir yıldır kız arkadaşım. Olaydan bir gün önce 2 Haziran'da akşam 8'de evinde yemek yedik. Sonra S.E. isimli bir arkadaşımızla kafeye uğrayıp bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile Aleyna'yı evine bıraktık. Kapıdan vedalaştım. İçeri girmedim. S.E. ile başka bir arkadaşıma gittik ve kalabalık bir erkek arkadaş grubuyla alkol aldık. Aleyna bu arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu. Tartıştık. WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlarda intihar edeceğini ima etti. Ancak alkollü olmam ve ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Sabah mesajlarını okudum. Telefonla aradım. Cevap alamadım. Kapıyı da açmayınca çilingir çağırdım. Eve girdiğimde salonda yatıyordu. 112'yi aradım. Şimdi buraya yeniden dikkat edelim. Bu verilen ifadenin ardından adli tıp raporları ortaya çıkıyor ve adli tıp raporu bu verilen ifadeye katılmadığını ve bu ifadenin yanlış olduğunu gözler önüne seriyor. Adli tıp raporuna göre Sema Esen'in o gece bir cinsel ilişkiye girdiği öne sürülüyor. Ve aynı rapora göre genç kadının tırnaklarında deri izlerinin de olduğu söyleniyor. Rapora göre cinsel ilişkiye giriyor ve aynı zamanda da tırnakların arasında deri kalıntıları bulunuyor. Yani bu düpedüz tecavüze uğradığı anlamına geliyor. Şimdi Sema Esen'in kendi rızasıyla mı cinsel ilişkiye girdi yoksa tecavüze mi uğradığı belirlenemediğinden dolayı Adli Tıp Kurumu bu konu hakkında inceleme yapılmasına karar veriyor. Fakat buradaki detay şu, yani benim dikkatimi çeken olay. Bir kızın cinsel ilişkiye uğradığını adli tıp raporu ispatlıyor ve aynı kızın tırnaklarında deri kalıntıları buluyor ve hemen akabinde de öldürüldüğü söyleniyor. Kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girmiş olan bir kızın tırnakların arasında neden deri kalıntısı çıksın veya hemen akabinde neden öldürülsün? Bu da bir diğer soru işareti. Olayın bütün detayları bu şekildeydi. Bu konu hakkında daha fazla video istiyorsanız lütfen aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerini aşağıya yorum olarak bırakmayı unutma. Bir sonraki videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.